değerli Kozbaysan gayrimenkul izleyicilerimiz, değerli dostlarımız, efendim sizlere birbirinden güzel yerler tanıtmaya devam ediyorum. Bugün özellikle masrafsız oturulabilir bahçeli müstakil ev izleyen, ev isteyen izleyicilerimiz için muazzam konumda, muazzam bir mahallemizde. Neredeyiz? Balıkesir Gönen'deyiz. Gönen'in Sarıköy mahallesindeyiz. Burada efendim çok güzel bir konumda, müstakil evler içerisinde, 270 metrekare arsa içerisinde tek katlı müstakil evimizi, efendim müştemilat yapılarını, efendim bunları tanıtmak için geldim. Harika bir yer, masrafsız bir yer değerli dostlar. Sarıköy mahallemiz de bizim hemen hemen kasaba diyebiliriz buraya, büyük bir mahallemiz. Gelecek yıla da nasip olursa doğalgaz gelecek olan bir mahallemiz, donanımlı bir mahallemiz. Birçok izleyicimiz Sarıköy mahallesini biliyorlar efendim. Şimdi hep beraber bu güzel, sempatik, müstakil evimizi izleyeceğiz. Buyurun efendim, yerimizi gezelim. Evet değerli izleyenlerimiz, şimdi müstakil evimizin sokağındayız. Burası, etrafımız hep müstakil evler. Gayet güzel, sempatik bir mahalle. Yerimiz bu yeşil yapımız. Bakın sınırımız buradan başlıyor efendim. Oradaki o şu giriş kapılı bizim müştemilat yapımıza giriş. Oraya kadar. Burası yerimizin ön cephesi. Şimdi evimizi gezeceğiz. Evimiz betonarme yapı. Elektriği, suyu, her şeyi bağlı. Masrafsız bir yapı değerli izleyenler. Masrafsız derken yaşına göre masrafsız diyelim. Birçok tanıtmış olduğumuz müstakil eve göre tabii ki ufak tefek çapta masrafları var. Tamamen masrafsız değil. Yerimiz betonarme bir yapı. 2 artı 1 burayla beraber sayarsak 3 artı 1 şeklinde. Böyle sağlı sollu 2 tane güzel odası var. Evimiz sobalı. Eve girişte hem sağımızda hem solumuzda 2 tane güzel bir odamız var. Efendim. Burada üçüncü odamız var. Duvarlarda gömme yüklük var efendim. Eski sistem. Gayet güzel temiz bir ev. Oradan bahçeye çıkan kapımız var. Ha, buraya bir mutfak düzeneği istiyor. Buraya bir mutfak düzeneği yapılacak. Efendim bir banyo tuvaletinde bir revizyon gerekebilir. Banyo tuvalet yeri burası yapılmış. Mutfakla banyo tuvalette düzenlemeler olacak. Ama genel durum olarak temiz, temiz akar kokar hiçbir tarafı yok. 2 artı 1 holle beraber 3 artı 1 diyebiliriz değerli izleyenler. Böyle güzel kutu gibi yer. Buradan da bahçeye çıkıyor. Şimdi bahçe alanına da çıkacağım efendim. Bahçede de gene bir tuvaleti var. Ama bahçe alanına yandaki girişten gireceğim. Evet. Evimiz 2 artı 1 müstakil betonarme evimiz. Şimdi yan müştemilat girişinden, yani bodrum olan girişten, oradan da bahçeye geçeceğim. Orayı da göreceğiz. Sokağa da böyle güzel emeklilerin oturduğu bir güzel, nezih bir sokak efendim. Burada herkes yapısının yıllık bakımlarını yapıyor. Gördüğünüz gibi. Güzel bir modern yer. Evet.
Şimdi bahçe bölümüne ve bodrumuna vesaire müşteberatına bakacağız. Evet değerli izleyenlerimiz, şimdi de yan taraftan müştemelat ve bahçesine geçeceğiz. Burada biz porta diyoruz. Porta nedir? Araçları içeri alabileceğimiz kapalı alan ya da garaj diyebiliriz. Efendim. Bakın burada yapımızın hemen yanında rahatlıkla traktörünüzü, aracınızı alabileceğiniz düzenekte güzel, kullanışlı bir garajınız var. Otogarajınız. Burada kışlık odunlarınız var. Efendim. Burası hemen bahçemize gidiyor. Efendim. Burada da büyük bir bölümümüz var. Evet efendim, şimdi otogarajımız burası. Burada 40 metrekare kadar yüksek tavan kapalı yerimiz var. Buraya kendinize atölye yapabilirsiniz. Veya farklı bir depo olarak kullanabilirsiniz. Burada gene bir hayvan bakabilecek ya da işte çeşitli hobi hayvanları yapabileceğiniz bir kapalı yeri var. Bunlar hep avantajlı durumlar izleyiciler. Yani evimizin dışında da şöyle baktığımız zaman hemen hemen 100 metrekareye kadar da böyle bir kapalı alanımız var. Buradan da bahçeye geçiyoruz. Evet efendim, şimdi de bahçemize geçiyoruz. Bahçemizde de bize yetebilecek kadar çeşitli şekilde sebze, burada meyvacı da var iki tane. Sebzelik yapabileceğimiz kadar da bahçesi var. Yerimiz toplamda 270 metrekare. Burada bir bahçe tuvaleti var. Bunu kaldırabilirsiniz. Burayı da gene peyzaj için yapabilirsiniz. Evimizin arkadan görüntüsü. Evimizin arkadan görüntüsü. Bu yan taraflar gene kapalı alanlarımız. Otogarajımız, işte hayvan bakabileceğimiz yer, depo olarak kullanabileceğimiz yer efendim. Burada da şöyle söyleyeyim size, ortalama hemen hemen bir 40 metre 50 metreye yakın bir bahçe alanı toplar burası. Buraya biraz toprak ilavesi yaparak olabilir değerli izleyenler. Aynı zamanda evin gene altında bodrumu da var. Bodrum katına da ihtiyacınıza dair kullanabilirsiniz. Bodrumu da efendim. Değerli izleyenlerimiz, hep beraber yerimizi görmeye çalıştık. Yerimizin artıları eksileri, birçok artısı var. Eksisi de açıkçası çok bir şey yok. Sadece banyosu, tuvaleti, mutfağı biraz revize, tadilat olması lazım. Onun dışında birçok artıları var. Neresi burası? Balıkesir Gönen Sarıköy Mahallesi. Sarıköy Mahallesi büyük bir kasabalık bir mahalle. Sarıköy Mahallesi'nin hemen hemen merkezi bir konumunda, güzel müstakil evlerin olduğu bir muhitte yerimiz. Hemen hemen 100 metrekare müstakil evimiz var. Yanında araç garajı, bodrumu, deposu ya da işte kenarında da bir hayvan barınağı olmak şartıyla hemen hemen 100 metrekare kadarlarla kapalı alanı var. Bize de hemen hemen 60 metrekare kadar da bahçe alanımız var. Bu bahçe alanı da birçok emeklimiz için ya da işte büyük aileler dahil yeterli olabilecek bir bahçe alanı. Bu traktör satılık değil efendim. Evimiz satılık. Bazı izleyicilerimiz soracak, traktörü de veriyor musunuz diye. Yok, traktör verilmiyor. Ama bu ev olduğu gibi boş bir şekilde odunlarıyla beraber teslim edilecek. Yerimizin fiyatı avantajlı değerli izleyenler. Güncel şu an yeni ilanımız, satıcıların mutabık olduğu fiyat 420 bin lira efendim. Çok cüzi bir pazarlık payı var yerimizde. Buyurun gelin, bu güzel yerimizi size verelim. Yerimiz, sadece bir de şunu da ben ifade etmek istiyorum. Seneye buraya doğalgaz geleceği için yani doğalgaz petek sisteminde yapılması gerekir. O da bir artı. Burası için de bir artı, sizin için de bir artı. Efendim, buyurun gelin, bu güzel yerimizi size verelim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim.